Funda ile başlamak istiyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi bugün cuma olduğu için herkese bir... Ne? İyi misin? Düştün sabah. Ucunda oturuyordu. Bayıldın zannettim. Ya bayıldın zannettim, korktum ya. Ya gülüyor bile ya. Deli. Ay dekor çöktü. İnanamıyorum. Bayıldım zannettim. Dekor çöktü, dekor. Canım beni, bu yarışma sana çok fazla uymadı. Öyle bir şeyin tepesinde oturuyor gibi oturursa da annem öyle derdi. Ben gidince de bunu indirerek oturabilirim. Olmaz. Ya. İnmiyor ki. Sana böyle yardım olacak. Etsin. Siz yardım etsene, oturtur onu. Bir de vinç alalım, kaldırıp bence koyalım. Kaldın mı? Nasıl oldu? Aşkım, aşkım. Ama çok zarif düştüm. Çok zarif. Aşkım, çekim. Büyük bir kütle olduğu için tabii böyle tak diye bütün düştü. Ya otur, binemiyorum. Ağır bir gibi. Bak. Kollarına kaldı kendini. Gelinlik giymiş gibi. Rezilsin ya. Neyse hop. 1,5 yorum yaptıracağım. Bugün final çünkü. Yani bir yorumu, okkalı yorum yaparsanız ikinciye gerek duymayacağım. Eğer o yorum beğenmezsem kesip ikinciye geçeceğim. Evet, hoş geldin. Hoş buldum. Nedir halin, durumun? Nereye gidiyorsun? Ben Fashion White Fashion Week haftasında bunu böyle izlemeye gidiyorum defileleri. İzleyiciyim. Bir davetiyen var mı? Yancı mısın? Normalde ben sizin davetinize gelecektim. Sonra sizin beni kapıdan almanız ihtimalini çok ettim. Düşündüm. Sokakta kalacağım için de sen benim defilemin olduğu binanın sokağından geçemezsin bu ben halde. Ben kapıda oturmayı düşünüyordum. Acır belki alırsınız. İşte yancılara karşıyım. Var biliyorsunuz öyle değil mi? Ben mesela sonra basından gördüğümde benim defilemde asla davetli değil. Tanımıyorum. Hani çok... tanımıyorum dediğim nasıl davetli giymiş? Değil. Nasıl, bir şekilde, onu bilmiyorum. Nasıl giriyorlarmış? Nasıl giriyorlar biliyor musun? Kamera alıyorlar, basındayım. Yani basın deyince direkt yani giriyor. Aşkım benim defilem biliyorsun, ben zaten koltuk sayısı kadar insan davet, yani LCV yapılıyor. Nasıl giriyorlar bilmiyorum. Yani bir yolu buluyorlar mutlaka. Nasıl, sen asla olur yok. Yani benim ekibim bu kılığı içeri alsa zaten kovulurlar. Söyle. Başlıyorum. Başla. Sen zaten duramıyorsun. Küpelerle o saat asla olmamış, çanta olmamış, paçalarım pis. Niye? Üstünle pantolonun rengi birbirini tutmuyor. Yalnız sakın. Bu arada rengi çok bambaşka ya, duruyor. Ben farklı görüyorum bu arada. Ben sakın, o zaman onu pantolonun arkası çok dar, o pantolon üstten patlayacak gibi duruyor. Ama ve 38 bedeni o. Şurada da etiketin gözüküyor. Yani içini görüyorum. 36. Beğenmedim. 36. Teşekkürler. Bu takım mı? Evet takım. Ama gerçekten farklı ama üstüyle altının rengi. O dar olduğu için galiba. Yıkanmada hata olmuş olabilir mi acaba? Üstü ekru altı, yani iki beyaz ekru altı. Arasında fark var. Yok. Aşkım, neyse geldiğinde tamam. Söyleyeceğim. Evet, söyle Melis. Takım olamaz. Açıl Elif, açıl. Öncelikle beyaz bir pantolon giyiyorsan keşke içindeki etiketini de kesseydin. Şu an böyle... Şimdi bütün bir şey diyeceğim de bu burada söylenecek gördüm, bir şey değil. Sen, bütün kombinde gördüm. Tek sen şey sponsorlu giydiğinde etiket. Kesiyor musun etiketini, bu kadar etiketle ben geziyorsun? Ben sponsorlu olduğunu nereden i̇şte bileyim? İşte ben onu az önce de söyledim. Sponsorlu tamam, olduğu için bir şey. Tamam, bu konuyu değiştir. Başka yorumun var mı? O yüzden. Onu gel bakalım böyle. Ben bir gidebilir miyim 2 saniye? Nereye? Bir şey getireceğim de. Yine yalaka ne getirdin acaba? Aa, hiç eline boş gelmiyor. Bu böyle rüküş geldikçe eli kolu dolu geliyor. Dar zayıflıyor ama hediyeler yükseliyor. Hadi, nişan çikolatam benim. Kapıda bununla beklersen belki alırsın. Teşekkür ediyorum. Hep beraber, canım. Yok hepinize. O zaman ne kalkıyorum ya? Pardon Hakan, hepimiz ve ben ortada oturuyorum, ondan dolayı bana. Hepimiz gidecek. Diye bir şey yok, burada bak, sadece ben burada varım. Her yerde sadece ben varım. Sen mi yaptın bunu? Yok hayır, o bana geldi, ben de size. Hepimiz diye bir şey yok.
Ben herkes adına yiyorum. Sonra kızlara ikram ederiz. Evet. Yalama da şimdi bunları da yemeyesi kimse diye. Kameramanlarımız. Tükürüyüm ben onlara. Herkes. Kimse yiyemesin. Bir vitamin, çok kısa vitamin. Çok kısa ve net konuşacağım. Altın gününde mahallenin rüküşü gibisin. Teşekkürler. Korkunç. Teşekkürler. İvana. Fundacığım, güzelim. Sen burada niye geldin? Hakan Bey, boldun mu? söyleyemediklerini dile getirdiniz. Şu an. Yavrum ya, sen bu yarışmayı yanlış mı anladın? Yani şimdi böyle tabii ki gidebilirsin. Ama stilikonu yarışmadan daha fazla fashion olmalısın. Yani gündüz hafta içi konseptlerde veriyoruz ya. Evet. Yani kot mu, topuk mu, bu mu, şu mu? Ama şimdi fashion. Bağıra bağıra fashion yazıyor artık yani. Bu kadar basit. Yani sıradan gelmemelisin. Yoksa normal hayatından giyebilirsin. Ekru beyaz. Beyaz ekru ben de sevmiyorum. Nefret ediyorum. İşte bana takım diye yapacak bir şey yok. Olamaz. Bu takım olamaz. Kız göz analizan var be. İşte ben de dedim de takım deyince sustum. E sen niye kendi bildiğini gibi yani takım renkler tutmuyor. Giysen onun altına başka bir şey. Giymek zorunda olunca giydim. Zorunda mı? Evet. Benim birazcık kıyafetlerimde sorun yaşadığım için. Ha kendinle ilgili. Kimse seni zorlamadı yani. Sorun yaşadı buradan. Okey. Kombinledik. Ya elenmesi istemiyorum çünkü güzel hediye geliyor sürekli. Mutlaka burada tutmak istiyorum Fundacığımıza. Bir de şey, karamelli bir trilçe yapacağım kendim. Bak, bak neler neler söylüyor. Zaman, elemeyeceğiz seni burada. Tamam. Neler gelecek diyor. Trilçe gelecekse elemeyeceğiz seni. Ona göre puan vereceğiz. Afiyet olsun. Kimse açmadım, yorum yapmak bekledim. İstemiyor, yemek yemek istiyor. Şey dün cupcake'ler çok güzeldi, ben çok kötüydüm. Bugün çilekler çok güzel, ben çok kötüyüm. Yani sen hep ya biliyorsun. Demek ki. Evet, çok içime yani bana açık açık derseniz bununla gerçekten kendilerine güvenip mi çıktın, beğendin mi? Hani ya güzel durdu ama var mıyım, güzel miyim, hayır içmesin değil mi? Hani burada çünkü kendi olmayacaktı. Böyle daha temiz ve düzgün oldum. Okey. Hani uyumlu uyumsuzunu geçtim. Diğer kıyafetini çok merak ediyorum ama göster. Bir ara göster. Tamam. Ya bundan bir, kesin iyi daha. Beyaz bir kalem elbiseydi. Keşke onu ince ip. Kesin göz, daha iyi. İyi keşke, diye. Keşke. En azı da renk uyumu olmazdı. Evet. Ben puan vereyim sana da. Defol git. Al hazırmış zaten. 3. Teşekkürler. Yani stil ikonu artı fashion week konseptine böyle gelemezsin hayatım. Ne oluyor yani? Dalga geçer gibisin şu anda bizle. Ben bayağı bir ağlanım ettim de işte bu kadar toplayabildik beni. Daha çok ağla. Vallahi ağla. Ben zaten benim buradan çıkınca ben buradan ağla, çıkınca artık kendim ağla, nerelere vuracağım bugün bilmiyorum. Gözlerin patlasın gözlerin ağlamaktan. Ya böyle geliyorsan ağla. Haklısınız. Yani ağla, son ağla kadar Firuze haklısınız. Ağla. Ya hele ki o küpeler, ya inanamıyorum o küpeler falan. Ya kurtar, benim konseptim şu an. Kurtarmaya çalıştıkça batan kadının dramı. Tüy dikmişsin sen. İşte net. Allah'tan kendini bunu biliyorum. Bak kendini bilmek de çekine güzel bir çekine şey. Çekine çekine geldim bari dedim çileğimi alayım gelin. Hakan Hakkı'ya kalep falan fırlatmasın. Ben de çilekler kaldıracağım puan olarak. Mesela ekipten tamam. Rica etsek böyle durumlarda insanın şöyle kabul bir hakkı olsa mesela. Kalkıp yürümek istemiyorum. Bu hakkımı kullanmak öyle istiyorum. Öyle yok maalesef. Hani ben ağladım çıkmasam dedim o hiç olmazdı. Sürün kabul ediyor geldim. Mu böyle puan? Hayır. Üç tane çilek. Göstermen lazım. Tamam. O zaman geri koyacağım çileklere. Yemin ediyorum bir geliyor. Sıfır. Valla. Olanı da yiyormuş biri de. Alın arkadaşlar çilekleri sonra. Benim böyle şey. Tamam. Stil ikonu bu tarafta. Sen üç çilek. De. Evet. Üç çilek. Değil ya. Değil. Üç puan. Değil ya. Şurada ikilik başka bir şey görüyorum çünkü. Vermeyeceğim. Ama bir gün gerçekten gelip kapınızı açacağım. Prenses niye etrafı bakıyorsun? Belki de sensin. İnşallah değilimdir. Prenses hangi gezineye geldin yavrum? Söyleyeceğim gelince. Tamam. Bir gezineği var var. Ben de bir şey söyleyeceğim sana. Söylediğim şey. Bugün her şey var. İşte bir tane çilek alabilir miyim? Aa. Teşekkür ederim. Canım bütün sepet al. Kızlara sonra ver ve evet. Ekiplerimize tamam. Verelim. Teşekkür ediyoruz. Tamam. Allah aşkına küpeleri çıkartın. Aslı verdin mi sen Aslı? Verdim tabii. Yıkıldın mı Aslı?
almadım, sonra alacağım. Sonra kalmazsın. Burada bırakmazlar. O zaman bir tane küçük küçük alacağım. Ay hazırla. Teşekkürler. Gelsin tamam, çok merak ediyorum. Kızcağıza bir şey olacak ya. Nerede düşecek çok merak ediyorum. Kaç adım atabilecek? Gizem podyumda. Kendine geldin. Bana içinde geldi yani. Nefes alamıyordum. Hoş geldin. Yerine. Seni tanıyalım. Merhaba. Şunu alabilirsen. Tuncay'ı unutacağım. Bana hocam deme. Turşu muyum ben Uğurkan gibi ya? Yasaklıyorum hocam diyeni öldürürüm. Manken misin sen? Yok. Gizem'in arkadaşısın o zaman. Evet. Bu kötü bir arkadaş görüşme seni ne hallere soktu. Mikrofonu biraz daha yukarıda tut. Sana teşekkür ediyoruz Gizem adına. Bu çirkin görüntüde seni kullandı. Allah'tan sen dengeledin biraz. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Eşlik ettiğin için. Alayım ben mikrofonu. Hocam diyor hala. Hocam. Ay. Hocam benim. Tabii hoş geldin. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Ben herkesin yüzü kapalı oldu ve eşli oldu. Tabii oralar daha dizi olduğu için ben burada başaramadım. Özür dilerim bunun için. Herkesin yüzünün kapalı oldu ve eşli oldu. Bir Paris Moda Haftası'nda defiledeyim. Paris Moda Haftalı. Evet. Tamam. Senin rüya, bunu rüyanda gördün herhalde. Ama zaten burada hayal kurup konsept yaratmıyor muyum? Göreceksin, evet. Ben çok beğendim güzel. Yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok inanılmaz, gerçekten prenses gibi duruyorsun. Ama sadece o kafanda taktığın şey materyal olarak biraz daha uygun mu olsaydı, yoksa bir anlamı var mı onun da? Böyle poşet geçirmiş gibi olması gerekiyor muydu? Onun normalde daha sıkı yapacaktım ama birazcık makyajımı ve saçımı riske atmak istemedim. Bilerek de çantayla uyusun diye onu kullandım. Çantayla uyu alakası yok. Aynı. Söyle Sema'cığım. Numarasını isteyecek bence. Şimdi jüriler... Hayır, çocuk biraz heyecan yaptı. Bir de o da komik geldi. Kafasına poşet bağlamış gibi buradan. Yürüyemedi falan. Komik geldi, ben de böyle kaldım. Onlar da keşke ben de böyle giymek yerine bir şeyler yapsaydın da en azından deseydim ki yapmış olmamış. Ha, başlıyor şimdi. Başlamıyorum. Başla tabii ki. Başla, cevap ver. Ben seni bugün beğenmedim. Sadece beğendiğim tek şey makyajın olmuş. Makyajın çok güzel olmuş. Evet, Emine'cim teşekkür ederim. Makyaj yakından. Eline sağlık. Bu arada tek parça olarak elbisen çok güzel. Koptu zaten, nazarındaydı bir harba. Yine koptu. Başındaki takı da çok hoşuma gitti saçlarındaki. Neyi beğenmedin? Onları da çok beğendim. Ama genel ondan olarak böyle... Ondan daha iyi olmamı beğenmedim. Hani üçünü böyle bütünleyip beğenemedim. Parça kalmadı. Elbiseyi beğendim. O elbiseyle beğendim. Eldiven. Ha, eldiveni yani beğendim. Tek parça olarak elbiseyi beğendim ama böyle genel olarak beğenemedim. Daha güzel gelebilirdi benim bildiğim Gizem. Allah Allah. Daha yaratıcı mı? Böyle komple pembe falan. Yürüyor oynuyor bildiğim Gizem. Teşekkür ederim. Senin takın da olsaydı Gizem, böyle aynı yorum yapar mıydın? Nasıl? Senin takın da olsaydı aynı yorum yapar mıydın? Bak. Adalet işte bu kadar. Adalet mi Sema? Sen bu çok kadar. Fenasın Sema. Evet, ben Sema'yı da seviyorum. Neydi o paçavralık? Neydi o rezalet? Yok, evet yürüyemedim, özür dilerim. Neydi o saçma salak bir şeyin içinde bıraktın kendini? Şu güzelliğine yazık ya.
gizem yaratmak istedim, yine yapamadım herhalde. Ama gerçekten neden taktın onu kafana? Çünkü bir defile izledim, defilede böyle yapıyorlar. Tabii onlar yürüyebiliyordu. Aşkım bir de o defiledekiler senin taktığın gibi rugan parça takmıyorlar. Ay rugan takan göz vardı, tülü vardı. Aşkım onun göz kısmında transparanlık var. Ben de defilemde yıllar önce kullandım onlardan. Çok söyleseydim madem böyle bir şey yapmak istediğini, ben arkadaşlara nasıl yapılacağını söyleseydim. O ne rezillik ya? O ne sakillik ya? Tek bir şey söyleyeceğim, bu elbise senin vücudunun elbisesi değil. Sen ama mutlaka, sen dekolte, her zaman dekolte giymelisin. Kadife, siyah kadife mutlaka giymelisin. Üstündeki elbisenin makyajla ve saçın, yani üstündeki hiçbir şeyin, makyajın başka bir şey, elbisen başka bir şey, saçın başka bir şey, küpen başka bir şey, çantan başka bir şey. Ve hepsi bir arada olmuyor. Olmamış. Teşekkür ederim. İvana. Hoş geldin Gizem. Hoş bulduk İvan Hanım. Yüz maskeler var kumaştan. Biliyorsun yani bazı markalardan çıkartmış. Tamamen kapatıyorsun her şey. Taşlı, zımbalı, değişik şeyler var. Benim normalde konseptim de bu değildi. Kombinim de bu değildi. Yani sen değiştirdin bunu, uydurdun. Tamam istedim. Şimdi artık geç kaldım konuşmak için. Yani ben de o çıkışını beğenmedim. Özellikle kafandaki şeyine anlam vermedim. Bu elbiseni nasıl görmek isterdim senin üzerinde? Etek kısmı tamamen komple iptal. Kadife devam edecek. Dizin altında kalem olarak şahane bir elbise olur. Çok seksi olur, çok iyi olur. O eldivenler takarsın o zaman. Tabii ki taş görmek istemezdim o kafadaki. Sadece küpe, daha küçük bir şey. Müthiş olurdu. Yani topuz böyle yaptın ama yapmadın gibi topuz. Çıkartayım mı? Koptu zaten. Yani şey istiyorum. Bu çok yani geçti şey artık. Topuzlar. Yok ona göre yorumlarsınız ama şu an koptuğu için çıkartayım. Çıkar yani. O her zamanki küçük balerin topuzu bitti. Evet. Peki, açma, açma, açma. Açma bozuyorsun. Şu an şahtın şahbazı oldun. Ya ortada durmuyor yani. Yan tarafta duruyor yani. Şey iyi yapamadığı bir şey. Hayır. Başka bir şey. Yani bu bedenin, bu elbisenin saçı değil bu. Ben bu saçını hiçbir şekilde kabul etmem zaten. Yanda duruyor yani. Ortada değil. Orta bilerek olsaydı. Bilerek onu yanda. Evet. Daha iyi olurdu. Neyse. Ya daha yedim. Hakan dediği gibi şeyde çok karışık tarzları var üstünde. Çantanın zaten oluru yok. Ama dediğim gibi o maskün kadife elbise daracık kaleme tek devam ederse belki o çantaya kabul edebilirim. Ayakkabı görebiliriz. Evet. Kız ne zaman ayakkabı seçimleri doğru oldu? Teşekkürler. Eldivenler bayıldım bu arada. Çok güzel. Yani geçen birisi taktı biri ya. Biri daha takmıştı evet bunu. Yani şey hep ama ip güzel. Şey vardı. Bol bol dikişler vardı. Onlar değil bu tarz eldivenler kullanmanız lazım. Ha, evet Aslan. Bir kere daha sanki biri daha taktı. Ben taktım. Beyaz. Ay taktı. Ayınkini kestim. Ayınki kötüydü. Evet. Hoş dikişler güzel. Hoş bulduk Aslan Hanım. Ben senin saçını ve makyajını ve küpelerini ve şuradan üstünü beğendim. Yani ama zaten genel olarak suratın güzel olduğu için her türlü makyaj, saç yakışıyor sana. Şimdi o şovu ben anlayamadım. Ben de anlayamadım. Yani sanki adam kafana bir çöp poşeti geçirdi, kaçırıyor gibi bir şey. Böbreğini çalacak. Hayır ya gerçekten anlayamadım. Yani hani çok teşekkür ederiz arkadaşına ama neydi o? Ya da benim aklıma başka bir şey getirdi. Kese kağıdı. Biz blind date diyorduk değil mi? Blind ben date. Dedim ki acaba konseptten blind date falan mı şey, çıkacak? Hani yani... blind date vardır ya. Öyle ne alakası şey... var ama ya? Ne bileyim yani. Bence suratına bakılmayacak halde. Bara gitmişler blind date'de sonra hayır, eve gidiyorlar. Kese kağıdı geçirdim. Hayır kese kağıdı geçirdim. Hayır. Beyefendi dedi ki yani evlilik teklifi belki olabilir. Kafada takacağım evet, şeyini. Evlilik teklifi mi? Böyle gördüğün kadına evlenme teklifi ama etmez. diyecek yani çok iyi güzel. Sen iyi de kese yani, arkadaşsın ya. Ha? O kafada bağladı. Çocukla sevgisi dalga geçecekler senin yüzünden. Ayrılsın. Ayrılsın o böyle. Ben de şu anda caps'lar görüyorum internette sevgisi her yerde. Sevgisi var bilmiyorum bu arada. Mars, ayıp olacak kız takın yanlış anla tamam mı? Nasıl ay sen nasıl? Yani Gizem şöyle, normalde ben sana korse fikrini yakıştırdım bu arada. Böyle korsemsi gene Hakan.
Gerçekten senin çünkü belin birazcık böyle şey ya. Kalın. İniyor ya. O, kalın uzatma beli kalın işte. Evet. Nazik olmana gerek korse yok. Korse fikrini başka yerde kullanırsan yakışır bu arada. Sadece ben de seni herkes gibi birazcık karışık buldum. Şurayı yani şuradan itibaren beğendim ama o kadar. Teşekkür ederim. Gizem için puan. Ben de öyle vereceğim. 5. Teşekkür ederim. 3. Teşekkür ederim. Bu kaçıncı üçüm oldu? Hepsini toplasam anca puan eder. Teşekkür ederim. Kaç var aslında? 5. Teşekkürler. Tebrik ederim.